Biz sadece klasik bir bürokratik mesele olarak dış politikanın ya da diplomasinin işleriyle uğraşmanın ötesinde bir göreve de sahibiz. Bizim medeniyetimizin bugünün dünyasına söyleyeceği barış sözlerini çok kuvvetli bir şekilde dünyaya yayabiliriz. Özellikle 2015'te bu dönemde bir tarafta İslam'ın o karanlık görüntüleri, İslam adına karanlık görüntüler, geri terörle, silahla, adam öldürmekle, baskıyla, işkenceyle, katliamla, terörle eş anlamlı İslam'ı göstermeye çalışan bir takım karanlık odaklar. Diğer taraftan da aman ne güzel, hazır bunları bu şekilde bulmuşken bunları kullanalım diyerek topyekün bir İslam karşıtlığını ortaya koymaya çalışan İslamofobya lobileri. Tam da bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu, üzerine oturduğu medeniyet havzasının ve medeniyet birikiminin değerleri önem taşıyor. İşte biz tam da bu noktada bizim o tarihten beri gelen Horasan erenlerinin, Anadolu erenlerinin, Anadolu topraklarında, Rumeli'de, Afrika'da, Asya'da oluşturmuş olduğu o barış düzeninin temel değerlerini bugünün şartları içerisinde dünyaya anlatabiliriz. Bu çerçevede şahsım adına ben umutlu bir dönemde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu anlamda Türkiye başta olmak üzere bizim medeniyet havzamızın bir uyanış dönemi içerisinde girmekte olduğunu görüyor. Yeni Türkiye'nin ise bu konuda öncülük yapacağına yürekten inanıyorum. Burada bölgede bir yeni barışın kurulabilmesi için, küresel bir barışın kurulabilmesi için Orta Doğu küresel barışın kapısı. Bu kapıyı geçmeden küresel barış kurulamaz. Dolayısıyla Orta Doğu'da barışı ortadan kaldıran temel sebepler hepiniz biliyorsunuz ama ben kendi açımdan çok önemli gördüğüm, önemli barışın kaynaklarını, barışı engelleyen önemli sebeplerden dört tanesini burada sizin huzurunuza getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi İsrail ve İsrail'in izlediği politikalar. Teferruatına girmiyorum, hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. İsrail'in doğuş şartları ve İsrail doğduktan sonra ortaya çıkan siyasal sıkıntıların bugün geldiği nokta son derece açıktır. Buradaki temel mesele, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler, özellikle İsrail'in kuruluşuna vücut veren, vücut bulmasına neden olan İkinci Dünya Savaşı'ndaki sistem, İsrail'i doğal şartlar içerisinde değil, tabiri caizse bir tüp bebek olarak dünyaya getirmiştir. Dolayısıyla olağan dışı şartlarla hayat bulmuş olan İsrail, aslında hazır ne güzel bir devlet olarak kuruldunuz, tarihsel olarak var olmayan bir Yahudi devleti kurulmuşken, Orta Doğu'da barış üzerinden yeni bir yapılanmanın unsuru olacağına maalesef kurulduğundan bu yana, özellikle de 67 Savaşı'ndan bu yana sürekli olarak yeni tartışmaların, yeni agresif bir takım politikaların merkezi olan bir ülke olmuştur. En son Mescid-i Aksa'ya ayakkabılarla girip, İlk sefer İsrail'in kurulduğundan bu yana, ilk sefer Mescid-i Aksa'nın İsrail askerleri tarafından kirletildiği ortama gelinceye kadar nice saldırgan tutumları, yeni yerleşimcilerin yerleşimini engellemek isteyen bakanın şehit edilmesi olayına kadar nice kötü olayların ev sahibi olduğunu da unutmamak gerekir. Dolayısıyla dünya barışını kurmak isteyenlerin, öncelikli olarak İsrail'in bu bölgede bir barış ekseni içerisinde hareket etmesini sağlayacak ve bu anlamda İsrail'in bütün bölge ülkelerinin varoluşlarını, özellikle Filistin devletinin varoluşunu kabul edecek bir siyasete gelmesini sağlamak, bütün dünya siyasetçilerinin ve özellikle dünyada barış isteyenlerin temel vazifelerinden birisidir diye düşünüyorum.